Şimdi daha iyi olacak ışık herhalde. Evet. Şimdi tabii bu deprem olduktan sonra önce Seferihisar merkez üssü Seferihisar olan deprem diye bir tanımlama açıklama kullanıldı. Sonra ne oluyor falan derken incelemeye başladım depremi. Seferihisar'la merkez üssü Seferihisar'la falan alakası yok. Yani uluslararası deprem bültenlerinde Sisam depremi diye geçiyor. Sisam Adası depremi diye geçiyor. Samos depremi diye geçiyor. Hatta Yunan Adaları depremi diye de geçiyor. Sonra baktık ki bu deprem gerçekten Sisam Adası'nın 13 kilometre uzağında, kuzeyinde, Kuşadası Körfezi içinde ama Yunan karasuları içerisinde bir deprem merkezi. Ve daha önceki yıllarda, yani 19. yüzyılda ve 20. yüzyılda bazı depremlerin yaşandığı bir ortam Sisam Adası. Yani sürpriz bir deprem değil ama tabii diyeceksiniz ki sizin için sürpriz değil, biliyor muydunuz? Onun ne zaman olacağını, tarihini, tam yerini, büyüklüğünü tabii yani yeri genellikle olası depremlerin biliniyor ama tarihini ve büyüklüğünü önceden kestirmemiz şu anda olanaksız. Dolayısıyla işte uluslararası deprem veri merkezleri deprem büyüklüğünü ve fay tipini, yerini ve arkasından gelen artçı depremleri kaydedip rapor etmeye başladı. Biliyorsunuz Avrupa merkezli deprem kayıt ve anons merkezleri var. Bunların bir kısmı üniversitelere ait, bir kısmı devletin resmi kurumları, bizdeki AFAD gibi ya da Kandilli Hastanesi gibi üniversitelere bağlı olanlar var. Amerikan merkezli Amerika Jeolojik Araştırmalar Kurumu var ki federal bir kuruluştur o. Yani bizim Maden Tetkik Arama Enstitüsü ya da Genel Müdürlüğü gibi bir kuruluştur. Onun da ayrıca bir deprem merkezi var. Onlara baktık. Avrupa merkezlerine baktık. Deprem büyüklüğü 7 olarak. Önce 6.7, 6.8 rapor ediyordu. Daha sonra bunu 7'ye, bir saat sonra 7'ye yükseltti. Bizde Kandilli 6.7 ile başladı. Sonra bunu 6.9'a yükseltti. Fakat AFAD'a bağlı Deprem Araştırma Dairesi, ki onlar daha önceki, yani 2011'den önceki Bayındırlık İskan Bakanlığı Afet İşleri Genel Müdürlüğü'nün içindeki Deprem Araştırma Enstitüsü'nün AFAD'a dönüştükten sonra bu kuruluş Deprem Araştırma Dairesi olarak çalışmaya başladı. Onların da deprem istasyonları var. Yani Türkiye'de iki tane deprem kaydı yapan ve araştırma da yapan ve bunları bültenle web sayfalarında duyuran 7/24 bu bilgileri veren iki kuruluş var. Biri Kandilli Hastanesi. Ama Kandilli Hastanesi Boğaziçi Üniversitesi'ne bağlı ve rahatsızhane bir enstitü, üniversiteye bağlı bir enstitü. AFAD'ın Deprem Araştırma Dairesi ise direkt İçişleri Bakanlığı'na bağlı ve 2009'da çıkan AFAD yasasıyla görev yapan resmi ve bir kurum ve depremle ilgili resmi bilgileri açıklamakla görevli. Yani esas görev onun. O 6.6 diye duyuyor. Bütün ajanslar deprem büyüklüğü 6.6 dediler. Hala bazı ajanslar, bazı TV kanalları 6.6 yazıyorlar. Neden? Çünkü AFAD İçişleri Bakanlığı'na bağlı resmi bir kurum. Onun dediği daha doğru gibi. 6.6, fakat hangi büyüklük ölçeğine göre verdiklerini bilmiyoruz. Çünkü deprem bilimde, yani sismolojide, tarihsel gelişime baktığınız zaman çeşitli büyüklük ölçekleri bulunmuş ve kullanılmıştır.
Tabii kayıt yapan cihazların özelliklerine bağlı olarak, kaydedilen sismik dalgaların özelliklerine bağlı olarak bu büyüklük ölçekleri değişmiştir. Yani ölçüm cihazları geliştikçe ve özellikle yer içinde yayılan sismik dalga araştırmalarında ve deprem kaynakları ile ilgili araştırmalarda geliştikçe büyüklük ölçekleri de değişmiştir. Yani daha önce baskülle tartılan bir şey bir de altın terazisiyle tartılan bir hassasiyeti düşünün. Bu kadar fark var yani. Ve günümüzde özellikle 1970-80'lerden sonra yapılan sismik dalgalar üzerine ve deprem kaynaklarının fiziği üzerine özellikle bu jeofizik ve deprem biliminin önemli bir konusu. Yani earthquake source dediğimiz bir bilim dalı. Earthquake source sismolojinin bir alt dalı. Birçok jeofizikçi, sismolog deprem kaynağının fiziğini anlamaya çalışıyor. Ne oluyor? Nasıl kırılıyor yer kabuğu? Bu deprem kaynağı nasıl oluşuyor? Ne kadar sürede kırılma oluşuyor? Nasıl dalgalar çıkıyor gibi. Bu ayrı bir araştırma konusu ve kendi içine gelişiyor ve tamamen fizik, mekanik ve matematik ağırlıklı ve jeolojik ağırlıklı bir bilim dalı deprem kaynakları araştırmaları. Ve günümüzde artık özellikle son 15 yıldır ağırlıklı olarak deprem veri merkezleri depremin büyüklüğünü sismik moment büyüklüğü olarak tanımlıyorlar. Sismik moment büyüklüğü depremin kaynağındaki kırılmanın bir mekanik kırılma oluyor. Faylanma bir kırılmadır. Bu kırılmanın, sürtünmeli kırılmanın, faylanmanın mekanik eşdeğer, enerji eşdeğeri, mekanik ve dinamik enerji eşdeğerinin den hesaplanan, yani kaydedilen sismik dalganın tümünden hesaplanan bir büyüklük. Bundan önceki büyüklük ölçekleri, yani yüzey dalgası büyüklüğü, cisim dalgası büyüklüğü ve lokal büyüklük, Richter büyüklüğü dediğimiz büyüklükler ve süre büyüklüğü dediğimiz bir büyüklük de var. Bu büyüklükler kullanılan cihazlarla ve kullanılan sismik dalga türleriyle ilgili olduğu için bunlar yavaş yavaş terk ediliyor. Çünkü artık biz depremin tüm kaydını değerlendirip çok geniş bir frekans aralığında kırılmanın, yani deprem kaynağının sismik dalgalarla etrafa saldığı sismik enerjinin tümünden deprem büyüklüğünü hesaplıyoruz. Dolayısıyla depremin kaynağında açığa çıkan sismik dalgalarla etrafa yayılan gerçek büyüklüğün enerji olarak karşılığı, enerji karşılığı bir büyüklük ölçeği bu. Sismik moment büyüklüğü. Bunun simgesi de büyük M, yanından da küçük W yazın. Önceki büyüklükler daha farklı. Onlar mesela yüzey dalgası büyüklüğü, deprem kaydı yalnız yüzey dalgası kullanılarak hesaplanan büyüklük. Cisim dalgası büyüklüğü, yalnız cisim dalgasının özelliği kullanılarak yapılan büyüklüğü. Richter büyüklüğü ise ilk hesaplanan büyüklük türüdür. Yani 1930'larda, 35'lerde Charles Richter o zamanki çok ilkel Wood Anderson türü dediğimiz ilkel bir deprem kayıtçısıyla kaydettiği sismik dalgalardan büyüklük hesapladı. Buna lokal büyüklük dedi ve bunun simgesi büyük M ve L'dir yanında. Bu lokal büyüklük Richter büyüklüğü olarak adlandırılır. Evet, çok önceki yıllarda da bu hala da kullanılıyor aslında. Ama bununla moment büyüklüğü arasında, yüzey dalgası büyüklüğü arasında ve cisim dalgası büyüklüğü arasında farklar var. İşte eğer siz bir gözlemevi olarak lokal büyüklüğü hesaplayıp bunu ilan ederseniz, o zaman bunu da söyleyeceksiniz. Diyeceksiniz ki benim 6.6 büyüklüğüm lokal büyüklük. Ya da yüzey dalgası büyüklüğüdür demeniz lazım. Çünkü diğer bütün gözlem evleri
Moment büyüklüğü olarak açıklıyorlar. Gerçi baktığınız zaman sayfalara, yani bu 6.6'nın da moment büyüklüğü olduğu iddiasıyla karşı karşıya kaldık ve iyice şaşırdık. Sonra bunu her ne kadar bu saate kadar televizyon ekranlarında bazı kanallarda 6.6 olarak deklare edilse bile AFAD'ın Deprem Araştırma Dairesi bunu uluslararası merkezlere 6.9 olarak revize etti. Nasıl revize etti bilmiyoruz. Onlar biliyor. Hocam bir de şöyle bir soru Dolayısıyla geldi aslında anlattıklarınız ek olarak da. Onu da arada isterseniz cevaplamış olursunuz. İktidarın alması evet. gereken önlemleri değiştiriyor mu yeri veya 6.6 olması yani yasa sorumluluklarını değiştiriyor mu Şimdi şekilde? tabii bu soru tabii insanların aklına haklı olarak geliyor. Yani bugün de bazı arkadaşlarla görüştüğümde bana bu şekilde bazı sorular sordular. Yani acaba 6.6 diyerek ya bu o kadar da büyük değil. Bakın İzmir'deki olay 70 kilometre deprem merkezinden 70 kilometre uzaktaki bir deprem 6.6 7 büyüklüğünde bir deprem 70 kilometre uzakta böyle bir hasar yaptı. Aslında büyük deprem değil falan mı diyecekler? Aslında büyük deprem nedeniyle bu uzaktaki hasar oldu. Belki bu 6.5 olsaydı bu binada yıkılmayabilirdi maruz kaldığı etkilerden dolayı. Ona ayrıca o konuya gireriz. Ama bunu niye 6.6 inatla sürdürdüler? Onun bende cevabı yok. Yani açıp da telefona AFAD'daki meslektaşlara ya kardeşim dünyadaki belli başlı uluslararası gelişmiş veri merkezleri bunları 7 olarak açıklıyor. Moment büyüklüğünü niye 6.6'da kaldınız? Yani neredeyse 0.5 ya da 0.4 mertebede bir fark var yani. Çünkü deprem büyüklüğünde bir fark 32 misli enerji farkına karşılık geliyor. Yani 6 büyüklükteki bir depremin etrafa saldığı sismik enerji ile 7 büyüklükteki bir depremin etrafa saldığı sismik enerji arasında 32 misli enerji farkı vardır. Dolayısıyla çok büyük bir fark. Çünkü logaritmik. Yani büyüklükte bir fark enerjide, sismik enerjide ya da deprem enerjisinde 32 misli fark ediyor. O nedenle bu önemli. Yani 0.4 fark bizim için çok önemli. Depremin karakterini anlamak için. Nitekim 6 veya 7 tane uluslararası merkez 7 olarak moment büyüklüğü deklare ettiler. Bunlar isterse 6 desinler, ister 6.5 desinler, ne derlerse desinler. Yani ama tabii bu bir aynı zamanda bir kurumun prestijidir. Yani dünyada bazı kurallar var ölçeklerde. Yok biz kilogram kullanmayacağız, başka bir şey kullanacağız deyip de yanlış ölçek kullanırsanız veya o olmaz. Yani dolayısıyla böyle bir durum ortaya çıktı. Bu daha belki ileride de konuşulur. Gelelim depremin yeri konusuna. Önce Seferihisar merkezli depremdendi bir süre. Arkasından ajanslarda İzmir depremi dendi. Ya depremin yerine bakıyorsunuz. Sisam Adası'nın kuzey kıyısından 13 kilometre ötede yeri. Şimdi bazı şekiller var. Burada gösteremiyorum tabii. Ve depremin mekanizma çözümüne baktığımız zaman doğu batı doğrultusunda yani şöyle düşünün. Sisam Adası'nı düşünün. Sisam Adası'nın 13 kilometre kuzeyinde 10 kilometre 13 kilometre kuzeyinde bir nokta düşünün. Sisam Adası'nın hemen orta hizasına geliyor. Ve oradan doğu batı doğrultusunda 50-60 kilometre bir çizgi çekin. İşte bu uzunlukta bir fay oluştu bu depremde. Yani bu 7 büyüklükteki depremde ve bulunan deprem için bulunan hareket türü normal fay. Biz genellikle kabaca 3 tür fay hareketi tanımlarız. Doğrultu atımlı fay, bizim Kuzey Anadolu fayı gibi, Kuzey Marmara fayı gibi yanal atım yapan faylar. Ters faylar, yani bir bloğun öteki bloğun üstüne çıkması şeklinde faylar. Mesela bu nerede oluyor? Daha çok Doğu Anadolu'daki
örneğin 1975 Lice depreminin payı gibi. Ya da son 2011'deki 23 Ekim 2011'deki Van Erciş depreminin oluşturan fayın özelliği Doğu Batı doğrultusunda hemen hemen bir ters fay. Yani Arap bloğu ya da Doğu Anadolu'nun güneyi kuzeyin üstüne çıktı. Böyle bir faylanma oldu. Ama ters faylar genellikle arazide de çok fazla belirgin iz vermiyorlar. Bir de 6'dan büyük depremler sığ depremler. Ve Anadolu coğrafyasında depremler genellikle sığdır. Anadolu coğrafyasında 6'dan büyük sığ depremler arazide fayın izini gösterir. Jeologlar takip edebilirler. Her zaman kolay olmaz ama 6'dan özellikle 6.5-7'den sonra tabii çok bariz fayı takip edebilirsiniz. Yani mesela Van depreminin büyüklüğü 7.2 idi ama ters fay olduğu için arazide Van Gölü'ne doğru çok iyi izi takip edemedi. Çünkü ters fayların özelliği o. Üzerindeki örtü tabakasını kolaylıkla kırıp kendini gösteremeyebiliyor. Ama Kuzey Anadolu fayı üzerindeki en son Gölcük depremi 17 Ağustos'ta 7.4 büyüklükteki depremde 120 kilometre arazide takip edilen Gölcük'e kadar takip edilen Gölcük'ten sonra da denize girdiği için takip edilemedi denizde ama karadaki bütün izi kırıp attığı yerler ve yer değiştirmeler gayet açıkça izlendi ve fotoğraflandı. Neyse şimdi gelelim İzmir adlı depreme. Bir kere deprem hala İzmir depremi deniyor. Aslında şöyle demek lazım. 7 büyüklükteki Sisam kuzeyindeki Kuşadası'ndaki 7 büyüklükteki deprem İzmir'i vurdu. Peki İzmir'le Sisam arasında neler var? Bir sürü yerleşim var. Ne var mesela? Şimdi size büyük uzaklıklarını söyleyeyim. Yani Google haritaya girip deprem merkezini noktalayıp bu bahsettiğim ilçelerin ilçelerin uzaklarını hesaplarsanız mesela Urla 50 kilometre deprem merkezi. Çeşme 65 kilometre uzakta. Sığacık 28 kilometre, Seferihisar 36 kilometre, Gümüldür 22 kilometre, Kuşadası 40 kilometre, Soğucak 43 kilometre ve Gümüldür'e yakın bir yer var. Cumhuriyet en yakın nokta orası. Cumhuriyet köy mü, ilçe mi onu tam bilmiyorum. 17 kilometre. Yani Sisam'a deprem kıyısına 13 kilometre uzakta, Cumhuriyet'e 17 kilometre. Peki İzmir Körfezi'nin ucundaki Bayraklıya'na kadar uzakta neredeyse 70 kilometre. Peki ondan daha yakın yerleşimlerde hasar raporu var mı? Bugün televizyonda spikerle konuşurken ona sordum. Yani siz spiker televizyonda görev yapan biri olarak oradan da haber yapan biri olarak istihbaratınız güçlüdür. Yani bu saydığım, biraz önce saydığım ilçelerde ya da ile bağlı mesela Kuşadası Aydın'a bağlı. Yani o ilçelerden, o yerleşimlerden herhangi bir hasar, ağır hasar, yıkım veya can kaybı raporu aldınız mı? Hayır almadım. Ama tsunami'yi biliyoruz. Yani Sığacık'taki tsunami'ye geliriz sonra. Peki neden daha yakındaki depremi en şiddetli hisseden yerlerde hasar kayıp yok da en uzaktaki şeyde Bayraklı'da işte binalar yıkıldı, çok sayıda can kayboldu, hala arama tarama devam ediyor. Şimdi onu ayrıca konuşuruz. Çünkü depremin çok yönlü etkileri var. İnsan, arazi ve yapı üzerinde. Burada bu depremin uzak olmakla birlikte o bölgenin yer yapısı, zemin yapısı artı bina ile ilgili diğer sorunlar, bunların hepsi üst üste gelince hatalar katlandığı için deprem
küçük bir yer hareketi dahi olmasına rağmen en küçük yer hareketi Bayraklı'da normalde. Yani eğer orası zemin gevşek olmasaydı, sağlam kaya olsaydı, yani yani orada daha ufak bir hareket olacaktı. Nitekim Kandil Hastanesi'nin, pardon, AFAD'ın verdiği bazı şeyler var, değerler. Şimdi iki tür deprem istasyonu var. Birileri yerin partikül hızını kaydediyor, diğerleri de ivmeleri kaydediyor. Özellikle inşaat mühendisliğindeki tasarımlarda ivme kullanılıyor. İvme kayıtçıları diğer kayıtçılardan farklıdır. Yani depremlerin yerlerini, büyüklüklerini hesaplayan deprem istasyonları farklıdır. İvme ölçen kayıt istasyonları farklıdır. İvme ölçen kayıt istasyonlarının amacı depremlerin herhangi bir noktada yer hareketinin ivme şiddetini ölçmektir. Ki bu bina tasarımında bir önemli girdi parametresi. Yani deprem yönetmeliklerinde tasarım ivme üzerinden ağırlıklı olarak yapılıyor. Yani en yüksek ivme nerede olmuş? Kuşadası'nda. 0.18 G. Yani bu ne demektir? Eğer depremin bir herhangi bir uzaklıkta yeryüzünde neden olduğu ivme hareketi 1 G ise üzerindeki cisim zıplar. Çünkü yer çekimi ivmesi 1 G diyoruz ya, 1 G'lik yer çekimi ivmesi altındayız. Ters taraftan size 1 G'lik ya da yan taraftan size 1 G'lik bir ivme gelirse düşersiniz. Ayakta duramazsınız. Çünkü yerin çekim ivmesi kuvvetinde bir ivme alırsınız ve yıkılırsınız. Duramazsınız yani. Yani bu özellikle şimdi araba sürerken fren yaptığınızda sizin üzerinize binen kuvvet, yani ivme hareketi 1G'den fazladır ve o yüzden öne doğru hareket edersiniz. O yüzden kemer takıyor. Çünkü çarpma anında 2G'lik, 3G'lik bir fırlama oluyor. Hareket oluyor. Dolayısıyla benzer kuvvetler depremde de binalar üzerine geliyor. Binalardaki insanlar da aynı şeyi hissediyor. Ayakta durmakta zorluk çekiyorlar, düşüyorlar. Bina da buna mukavemet, tepki veriyor. Dayanamazsa devriliyor. Nitekim eğer devrilmesi için de iki sebep var. Bir, zemin çok gevşektir. Temel hareket eder. Bina yıkılır, eğilir, bükülür, yatar. Ya da binanın temeli sağlamdır ama binanın üstü tutmaz, kırılır, devrilir. Bütün katlar üst üste gelir. Şu anda şeyde olduğu gibi, Bayraklı'da olduğu gibi. Dolayısıyla artçı depremler devam ediyor. Bayraklı'da 6 ya da 8 binada, 7-8 katlı, 10 katlı binada beklenenin üzerinde mevcut, yani aldıkları ivmeye kıyasla oldukça fazla bir hasar var. Son sayıları bilmiyorum. Eğer televizyonları takip ediyorsanız bugün saat 5 civarında bir kanala bağlandım. Orada öğleden sonra da bir kanala bağlandım. 1000 küsur hasar var. 1000 küsur binada hasar var. Yani bunlar yıkık, 6 tane yıkık, tam toptan göçme dediğimiz bir harekettir tam yıkıldığı zaman. Toptan göçme derler inşaatçılar. Hiç istenmeyen bir şeydir. O 6 ya da 8 bina. Ağır hasarlar var. Ağır hasarların sayısını tam bilmiyorum. Bir de orta hasarlar. En fazla zaten orta hasar var. Şimdi bana bazı resimler geldi tanıdıklardan. Yani hakikaten sayılar tam belli değil. Şu anda hasar tespitleri devam ediyor. Orta hasar sayısı tahminimce çok yüksek. Şimdi bu tabii buradan çok önemli dersler çıkaracağız. Pardon. Yani diğer depremlerden çıkardığımız dersler gibi buradan da dersler çıkaracağız. Çok konuşulacak. Ama bu bölgenin zaten zemin özellikleri 2000 yılında belirlendi. 2000 yılında
Boğaziçi Üniversitesi bir protokol yaptı İzmir'le ve İzmir'in deprem master planı ve risklerin belirlenmesi konulu bir bir çalışma yaptılar ve raporladılar. 2000 yılı. O 99 depreminden sonraki atmosferde böyle bir hassasiyet vardı ya. İşte İzmir'de ya biz de böyle bir çalışma yaptıralım dedi. Ama o çalışma o zaman ben bir şekilde web sayfalarından parça parça indirmiştim ama bende bir PDF dosyası var şu anda yok. Ve link attığımız zaman da o sayfalara ve şekillere erişilemiyor. Ama zamanında kopyaladığım şekiller var. Şimdi orada Körfez'in çevresindeki jeolojik yapıların, zeminlerin sismik etütleri yapılmış, zemin etütleri yapılmış ve görüyoruz ki Körfez'in yakın çevresinde sorunlu yapılaşma konusunda tehlike arz eden veya riskli olan zemin sınıfları var. Bayraklı'da bu Z3, Z4 dediğimiz en kötü zemin üzerinde. Sıvılaşma tehlikesi olan bir alan olarak o zaman rapor edilmiş. Başka yerlerde var. Ama o başka yerlerdeki durum hakkında şu anda bilgimiz yok. Çünkü şu anda bize gelen bilgi daha çok konuşulan şey Bayraklı ilçesi. Ama İzmir Körfezi'nin kuzeyinde de yerleşmeler var. Körfez'in mesela güney kuzey batısında da çok zemin bakımından sorunlu alanlar var. Güney tarafında da ve Bornova tarafına doğru da. Çünkü Körfez'in ucunda da zemin o çok kötü yapısını bir süre devam ettiriyor Bornova'ya doğru. Tabii burada o zemin sıvılaşma tehlikesi olan ya da çok kötü olan bu zemin sınıfı 2000 yılında belirlenmiş. Ondan sonra buralar da nasıl imar izni verildi, nasıl yapılaşma denetlendi, nasıl oldu, nasıl gelişti o hikaye bilmiyorum. Onu İzmirliler bilir. Ama şöyle bir tartışma açıyorlar şimdi. Diyorlar ki her türlü zemine, yani bu inşaat dünyası diyor ki yani çok değişik teknolojilerimiz var, imkanlarımız var, malzemelerimiz var. Hesap kitap yapabiliyoruz artık. Her zemine bina yapılır. Doğru, her zemine bina yaparsınız. Şimdi ben şunu örnek veriyorum. Diyelim ki bir yere liman yapacaksınız. Orası stratejik açıdan önemli. Mutlaka oraya yapmanız lazım. Ama oradaki çamur kalınlığı fazla. Dolgu alan. Yani tutunması temeli zor. İşte ne yapıyorlar? 50 tane kazık, 100 tane kazık çakıyorlar mesela. O kazıkların üstüne beton döküyorlar. Sonra o beton donuyor ve oradaki zemini belli derinliklere kadar sağlamlaştırıyor. Ama tabii yine bazı riskler var. Mesela şey söyleyeyim size. 17 Ağustos 1999 depreminde Yalova şeylerin topçular bu araba vapurlarının yanaştığı yere yakın bir fabrika var. Akrilik fabrikası mı? Akrilik fabrikası. Topçulardan Yalova'ya giderken sağ tarafta çok büyük bir kimyasal tesis var. O tesiste böyle büyük tanklar var. Fakat o bölge orada meyve bahçeleri vardır. O Yalova'ya doğru, yani Topçulardan Yalova'ya giderken sağ tarafta, deniz tarafında çok geniş alanlar vardır. Bazı üzerinde tesisler var, yapılar var ve çoğu da o zaman meyve bahçesi, elma bahçeleri falan. O fabrikanın kimyasal depoları vardı. Büyük tanklar, yüzer tanklar diyorlar onlara. Böyle silindir biçiminde biliyorsunuz. O tankların içinde kimyasal maddeler var. O kimyasal maddeleri o tanklara doldurmak için gemi kıyıya yanaşamıyor.
dolfin yapmışlar bir tür. Yani kazıklar üzerine boru hattı döşemişler. Yani kazıkları çamura çakmışlar, sağlamlaştırmışlar. Üzerine de bir boru hattı döşemişler. O boru hattı ileride bir dolfin var. Gemi o dolfine yanaşıyor. Oradan pompalıyor depoya. O dolfinleri tutan 70 santim çapında çelik içine beton doldurulmuş ayaklar, kazıklar S şekline gelmiş deprem. Yani oradaki hareket eden kütle o şeyi bükmüş. Yani ayakları o 70 santim çapındaki içi beton dolu ve kalın bir demirle, demir boruyla sarılmış o beton ayaklar eğrilmiş. O şey nedeniyle, sıvılaşma nedeniyle denizin içine. Dolayısıyla şimdi şunu söylemeye çalışıyorum. Tabii yaparsınız. Yani her türlü zemine, Japonya'da da çok zemin sorunu olan yer. Çok dolgu alanlar var, deniz kenarında çok şeyler var. Zemin iyileştirme diye teknikleri var inşaat mühendisliği. Zeminleri iyileştiriyorlar. Yani çeşitli iksa teknikleri var. İşte kazık çakma teknikleri var. İşte çok değişik teknikler var. Adını şimdi hatırlayamayacağım. Çeşitli ankraj yolları var. Ankrajlarla falan zemini tutuyorlar. Ama hepsinin bir ömrü var. Ve çok pahalı. Yani yapacağınız yapı çok önemli, çok gerekli, stratejik falan olacak ki o yatırımı yapasınız. Şimdi konut yapıyoruz biz yani sonunda. Bir konutun, yani en sağlam konutun bile yapı ömrü 40-50 senedir. Yani şuraya bir apartman yapsak 50 sene sonra bu apartman teknik ömrü tamamlıyor. Betonarme karkas yapılar öyledir. İnşaat mühendislerimize soralım. Bir betonarme karkas yapının teknik ömrü ne kadardır? Ya 40 yıl, 50 yıl gibi. Dolayısıyla şimdi her yere her türlü yapıyı yaparsınız ama karşılaşacağınız riskleri iyi hesaplamanız lazım. Kaldı ki o her yer sorunlu bir yerse ve siz de bunun farkına varsanız ya da varmasanız dahi bazı inşaat hataları yaparsanız, işte mühendislik hizmeti yeteri kadar almazsa, malzemesinde sorunlar olursa, oldukça ağır bir yapı olursa, birçok inşaatla ilgili sorunları barındıran bir yapıysa, işte sonuç Bayraklı. Bayraklı gördüğünüz yıkım. Bir de çok yeni binalarda değil, belli bir teknik ömrünü tamamlamış. Onlar 1999'dan önce yapılmış binalarmış bir kısmı. Çok ayrıntısını bilmiyorum. Bugün televizyonda konuşurken spiker söyledi. Şimdi tabii yönetmeliklere uyulmamışsa, işte demiri, betonu, işçiliği hesabında yanlışlıklar varsa o bina, yani deprem ne yapsın? 70 kilometredeki öteki deprem ne yapsın yani? Kaldı ki yer hareketli o kadar büyük değil. Ona rağmen demek ki biraz daha yakın olsa deprem. O zaman karşılaşacağımız manzara çok daha vahim olacak. Şimdi SİSAM'a bakıyorum. Bugün uluslararası yayınlara baktım medyaya. Yani SİSAM'da ne olmuş? Çünkü burnunun dibinde deprem. SİSAM'a 13 kilometre mesafede ve SİSAM yani 19. yüzyılda 6 tane 19. yüzyılda 6 tane 6'dan büyük deprem yaşamış. Hatta bazı 1904 depremi var mesela. Girin yani o zaman ki tabii o zaman çok fazla kayıt aleti şu bu yok. 6.8 veriyorlar 1904'teki depreme SİSAM'ın dibinde. Perişan etmiş. Yani kayda tarihsel kayıtlara geçmiş. SİSAM'da her yeri yıkmış mesela. Herhalde daha da yakındı. 20. yüzyılda ise
İki tane deprem var. 6'dan büyük. Dolayısıyla bir de bu olunca mesela 1476'lı bir deprem var belgelerde. O da adayı yıkmış. Şimdi bu depremde Sisam'a bakıyorum. Sisam'da da bazı binalar, tarihi binalar, kiliseler, bazı eski yığma yapılar, tarihi yapılar, tescilli tarihi yapılar, tarihi miras. Bunlar da hasar var. Fotoğraflamış işte çeşitli BBC ya da diğer bazı uluslararası medya organları fotoğraflamışlar. Tsunami de basmış. Videolar var. Bilmiyorum izlediniz mi? Nasıl aynı Sığacık'taki gibi orayı da su basmış. Evet. Onun da ayrı bir mekanizması var. Onu da anlatırım. Dolayısıyla mesela Sisam'daki Sisam'da İğme Ölçer var. Atina Üniversitesi'ne ait. Ama o veriyi göremedim internette. Üniversitenin sayfasında yani ne kadar bir iğme olmuş Sisam'da onu bilmek istiyorum. Yani 0.2G mi, 0.3G mi, 0.4G mi? Mesela Türkiye'deki yapılar tasarlanırken depreme dayanıklı inşaat mühendisinin kullandığı Ege'de inşaat mühendisinin kullandığı iğme değeri 0.4G. Bu depremde en büyük kaydedilen, AFAD tarafından kaydedilen en büyük iğme şeydeki Kuşadası'ndaki yani 40 kilometre uzakta Kuşadası. Oradaki iğme değeri 0.18G. 0.2G bile değil. Yani normal tasarım iğmesinin yarısından az. Ama yine de binalar yıkılıyor hocam. Onlara. Ama yani şeydekini bilmiyoruz. Kuşadası'nda ne hasar var bilmiyoruz mesela. 0.2G almış ki 0.2G'de Türkiye'de köylerde o yığma binalar falan çok kolay yıkılıyor. Yani Kuşadası'nda ne var bilmiyoruz. Önümüzdeki günlerde orada hasar tespitleri falan yaparlar mı? Belki de hiçbir şey yok. Bilmiyoruz yani. Çünkü herkes Bayraklı ile meşgul şu anda. Durum bu. Yani elimde epey şekil var ama buradan gösterme olanağı yok. Zoom olsaydı ekran paylaşımı yapma olanağım vardı. Ama burada renkli printer'ım da yok. Böyle tutup size şekilleri gösterebilirdim ama böyle bir olanağım da yok. Ama şunu yapabilirim. Ekrana bilgisayarım yanımda. Ekranda onu size gösterebilirim o şekilde. Olabilir hocam. İsterseniz öyle de gösterebilirsiniz. Ama şöyle bir durum da hocam. Efendim? Instagram bize bir saatlik bir müsaade veriyor. 15 dakikamız kaldı sadece yayın için. Evet. Bazı konuları toparlarsak belki söylemek istediğiniz bazı konular vardır. Yani sorular varsa ben soruları buradan akıyor mu evet. Bilmiyorum ama. Durayım size. Ben not almıştım zaten birkaç tanesini. Evet. Ya özellikle şuna dair bir soru geldi hocam. Aslında siz de bahsettiniz. Çokça tartışıyor bu açıdan. İmar affı ve kentsel dönüşüm gibi meseleler. Siz de bahsettiniz evet. Az önce. Aslında en uzak bölge olmasına rağmen Bayraklı'da yıkım gördük. Ki normalde inşaat mühendislerinin işte belli derecede yapması gerekiyormuş. Normalde teorik açıdan o yıkımları görmemiz gerekiyordu. Neden bu yıkımları görüyoruz ve bu durumlarda genelde hep bizlere sorun varmış gibi. Yani şöyle deniyor. Hep işte siz önlem almalısınız gibi şeyler söyleniyor. Yani bizim önlemlerimiz bitecek bir şey mi? Buna dair konuşursak bence anlayamadım soruyu. Hocam soruyu anlayamadım. Yani bir ara sesin yansıma yapıyor. İmar affı gibi bir mesele de var. Buna dair soru da gelmiş. Evet. Evet. Deprem meselelerinde işte genelde halka yüklenir. İşte halkın önüne alması beklenir. Halkın işte deprem çantası hazırlaması beklenir. Bu durumda da yine aynı şekilde. İzmir'de de aynı meseleler gündeme getirildi ama halkın önlem alması bitecek bir şey mi? Yoksa gerçekten o binaların sağlamlığıyla, oradaki mühendislikle, oradaki işte o binayı yapan firmayla daha mı ilgili? Tabii. Şimdi deprem risklerinin azaltılması, statüsü,
multidisipliner bir multidisipliner stratejiler de gerektiriyor. Yani multidisipliner, çok disiplinli, birçok mesleğe ilgilendiren, geniş bir yelpazedeki meslek dağılımını ilgilendiren bir sorun deprem risklerini azaltmak. Bunun içinde yer bilimci var. Zemin etütleri, işte fayı tanımak, şu bu. Bunun içinde inşaat mühendisi var. Şehir plancısı var. Mimar var. Yani ekonomist var. Belediye var. Siyaset var. Karar verici, işte merkezi yönetimler, mülki amirler, birçok meslek disiplini ve yönetim şeyi var. Dolayısıyla bunların ahenkli çalışması lazım. Yani şimdi imara açmaktan başlıyor iş. Neyi imara açtığın konusu orada çok önemli. Verilen ruhsat, neye ruhsat veriyorsun, o çok önemli. Ondan sonra neyi denetliyorsun, nasıl denetliyorsun, o da çok önemli. Bakın, birçok meslek dalını ilgilendiriyor. Yürütmeyi yapanlar, karar veren mekanizma ve siyaset erki, bunların farkında olması lazım ki önlemlerin alınmasını sağlasın. Şimdi sen gidiyorsun, diyelim ki araba satın alıyorsun bir yerden. Bir vatandaş var, gidiyorsun bir otomobil seçiyorsun. Bütçene göre, işte beğenine göre seçiyorsun, alıyorsun. Şimdi sana bir sürü, bir tomar belge veriyorlar. Böyle kat 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 belgeler veriyorlar. İşte garanti belgeleri, şu bu falan. Yani şimdi sen araba uzmanı olman gerekmiyor. Mekanik uzmanı olman gerekmiyor. Lastik uzmanı olman gerekmiyor. Yani sana sistemin verdiği güvenler var. Garantiler var. Dolayısıyla bir daire de satın aldığında vatandaş bunun teknik ayrıntısını bilmiyor. Elinde zaten bir belge yok. Yani bir yapı denetim belgesi bile vermiyorlar. Halbuki yapı denetim belgesi tapuyla beraber verilmesi lazım, değil mi? Kim arkasında, kim duruyor satın aldığın dairenin? Ne var garanti belgesi? Tapudan başka ne var? Garanti ne? Belediye, ilgili müteahhit, yapı denetim şirketleri. Değil mi? Başka, bunların elinden geçiyor bu iş. Dolayısıyla sen vatandaş olarak binanın depreme dayanıklı olup olmadığını bilmek zorunda değilsin. Zaten anlayamazsın. Kim bilecek bunu? Bunu burada yapılmasına karar veren, yapan sistem bunun garantisini verecek. Böyle bir sistem var mı? Yok. Şimdi sorumlu arıyorlar. Yani müteahhit sorumlu diyorlar. Yapı denetim sorumlu diyorlar. Belediye sorumlu diyorlar. Bakalım hangi sorumlu, göreceğiz. Çünkü bu iş imar planlarından başlıyor. İmar planları her türlü tehlikeyi içermek zorunda. Yani daha doğrusu imar planları her türlü tehlikeyi göz önüne alınarak yapılır. Yani imar planı yapmak için bir sürü altlık bilgi kullanılıyor. Tsunami, deprem, zemin etütleri, tarihi yapıların yerleri, donatı alanları, yeşil alanlar, sağlık alanları, eğitim alanları, değil mi? Bir plan, şehir plancıları bir sürü değişkeni bir araya getirip orada güvenli, sağlıklı yaşam tesis etmenin amacını güdüyor. Şehir planı demek, plan demek o, imar planı. Yani imar planı müteahhitler para kazansın diye yapılmıyor. İnsanların hayatlarını sağlıkla sürdürmesi, güvenle sürdürmesi, afetlerden arınmış bir şekilde hayatı sürdürmesi gerekiyor. İmar planlarının amacı o. Şimdi dolayısıyla çok faktörlü, çok aktörlü bir durumla karşı karşıyayız. Burada sorumluyu nasıl bulacaklar, ben de merak ediyorum. Yıllarca belki arayacaklar sorumluyu. O nedenle şimdi imar affı gibi şeyler, 3-4 kere imar affı çıkarlar. Ben bir tanesini hatırlıyorum. 1983 yılında rahmetli Özal zamanında bir imar affı çıkarıldı. Bütün gece kondular. Sonra kat 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 apartman oldu. O gece kondu üstüne bir kat daha, bir kat daha, bir kat daha apartman oldu. İmar affı. Bütün hepsini affettiler. Bütün plansız yerleşmeler, bütün plansız alanlar apartman mahalleleri oldu.
Ondan sonra apartmanlar yıkıldı, gökdelen mahalleleri oldu. İşte Fikirtepe. Evet. Ne hale geldiğini görüyorsunuz. Şimdi rant üzerine imarı inşa ettiğin zaman, imarı rant amaçlı kullanmaya kalktığın zaman, imar tadilatlarını rant amaçlı yaptığın zaman, işte ne bileyim, burada bir kamu alanı var, ona ver, AVM yapsın. Onu buna ver, bilmem de şunu yapsın gibi düşünmeye başladığın zaman ve bunları bir de kamu yararı adına yaptığını söylersen o zaman iyice kopuyor. İmar affı da böyle bir şey. Yine geldi. Adına imar barışı dediler. Dedi ki devlet, kardeşim bak senin hataların var ya da projen kaçak, işte fazla katın var, belki de sorunların var. Bunların hiçbirine bakmadan ben sana, ver bana para, 10 lira 5 lira bana para ver, ben de sana yapı kullanım belgesini vereyim. Bu oldu. Yani 1983'te yapılan imar affının parasız kalınca hükümet 2018'de imar affı çıkardı. Paraları topladı ve sorumluluğu vatandaşa verdi. Anayasaya göre devlet vatandaşının afetlere karşı güvenliğini sağlamak zorundadır. Yani şimdi dedi ki tamam ben sana yapı belgemi veriyorum. Yapıda herhangi bir ekspertiz olmadı. Sen gittin başvurdun. Hatta bu işi belediye de yapmadı. Belediyeyi bypass ettiler. Tamamen bu işler bakanlık üzerinden yürütüldü. Kaymakamlıklar ve bakanlıklar üzerinden yürütüldü. Çevre il müdürlükleri üzerinden yürüdü. Ve bakanlık bu işi halletti. Paraları topladı. Sana da belgeyi verdi. Bakmadı ki senin binan hangi zeminde? Senin binanın yapı denetim belgesi ne durumda? Var mı yok mu? Kaç yılında yapıldı? Kurallara uygun mu yapıldı? Malzemesi nedir? Kaçağı kaç kattır? Bunlara hiç bakılmadı. Gözü kapalı attın imzayı, verdin parayı, aldın belgeyi. Ne olacak şimdi? O belge seni depremlerden, sellerden, fırtınadan koruyor mu? Korumuyor. Ama sen ne oldu? Bir tapu sahibi olacaksın. Ondan sonra onu yıkacaksın oraya. 3 katlıysa, 5 katlıysa 10 kat gelecek müteahhit. 5 katı kendi alacak, 5 katını da sana verecek. O da para kazanacak. Sen de mutlu olacaksın göğe. Durum bu. Yani kentlerde, yani 1950'den beri son 70 yıldır sürekli göç alan kentlerde karşımıza çıkan yerleşme biçimi bu. Afet güvensiz. Deprem güvensiz. Sel güvensiz. Tsunami güvensiz. O nedenle bu süreci değiştirmek gerekiyor. Bu gidişatı değiştirmek gerekiyor. Yani bunun da yolu karar verici mekanizmaların bir arada karar vermeleri ve hedef de koruma amaçlı, afetlerden koruma amaçlı bir imar sistemi getirmeleri. Aksi takdirde imar yalnız rant amaçlı bir araç olarak kullanılırsa işte geldiğimiz nokta budur. Evet. Hocam son 5 dakikaya giriyoruz. İsterseniz şöyle bir toparlayalım da son soru olarak da böyle hazırlıkları biz görüyor muyuz? Bir de İstanbul depremi yine konuşulur oldu. Her depremde olduğu gibi Elazığ depremi olduğunda da konuşmuştuk. İzmir depremi olduğunda da Türkiye'de herhangi bir yerde deprem olduğunda da ilk akla gelen İstanbul depremi de olmuş oluyor. Buna dair de sözlerinizi söyleyip bitirebilirsiniz hocam. Şimdi yani sorunun sorunu yani İstanbul'da da tabii İstanbul bir saat konuşsanız bitmez. Her depremden sonra bunları aslında konuşuyoruz. Konuştuklarımız ve yazdıklarımız çok sayıda rapor, makale, bildiri, birçok şey mevcut. Burada bence sorunun çözümü teknik bilgilere önem vermek ve afet riskini azaltma konusundaki tüm eylemleri herhangi bir siyasi ayrıma tabi tutmadan uygulamak gerekiyor.
Bakın şu anda Türkiye'de afet müdahale planı var. AFAD'ın yaptığı. Afet müdahale planı var. Onu uyguluyorlar. Ama afetlerle mücadele yalnız müdahaleyle olmaz. Afetlerle mücadelenin iki ayağı vardır. Yani afet yönetim döngüsünde afet öncesi kısım, afet sonrası kısım, afet anı ve sonrası kısım. Afet öncesi yapılmayanlar nedeniyle afet sonrası müdahaleyle kayıpları azaltmanız mümkün değil. Ancak yara sararsınız, arama kurtarma yaparsınız, bir dahaki döngüde tekrar afet olana kadar. O yüzden hazırlık için, önlemler için tarif edilmiş bir sürü şey var. İmar planlarının amacı budur. Deprem yönetmeliklerinin amacı budur. Üniversitelerin araştırmalarının amacı budur. Zemin etütlerinin amacı budur. İnşaat teknolojilerinin amacı budur. O nedenle eğer biz bu konuda stratejimizi, risklerin azaltılması ile ilgili stratejilerimizi ve eylemlerimizi hayata geçiremezsek ve her şeyi ranta bağlayarak hareket etmeye başlarsak Türkiye'de ben başta deprem olmak üzere hiçbir afet riskinin azaltılacağını düşünemiyorum. Çünkü hala hükümet afet riskleri azaltma eylem planını işleme koyamadı. Uygulamaya koyamadı. Bir taslak rapor var. 2018'de teslim edilmiş. AFAD'a Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü tarafından yapılmış olan Türkiye Afet Riskini Azaltma Eylem Planı TARAP. TARAP 2018'de teslim edilmiş. Sonra da o enstitü lağv edilmiş. 2018'de lağv edilmiş enstitü. Raporu duruyor. Rapor da rafta duruyor. Ama Türkiye'nin şu anda afet riskini azaltma eylem planı yok. Neye göre biz, yani devletin en üst kurumu ülkede bir afet riskini azaltma eylem planını işleme koyması lazım, uygulamaya koyması lazım, herkesin ona riayet etmesi lazım. Evet, en son 2018'de, 2019'da yeni deprem yönetmeliği uygulamaya girdi. 1 Ocak 2019'da yeni deprem yönetmeliği uygulamaya girdi. Güzel, üniversiteler hazırlamışlar, uzmanlar gayet güzel, uluslararası seviyede teknolojileri ve kuralları ve hesapları, kitapları içeren. Türkiye deprem tehlike haritası da değişti. Bazı yerlerde ivmeler arttı. Yani tasarım ivmeleri arttı. Uluslararası bir yönetmelik ve deprem tehlike haritası var uluslararası standartlara göre. Güzel. Peki uygulama yapı denetim kanununda boşluklar var. Doğal afet sigortası kanunu gözden geçirilmeli. Yapı denetimle sigorta sistemi mutlaka bir arada çalışmalı. 1985 tarihli imar kanunuyla şu andaki imar kanunuyla afet riskini azaltmak mümkün değil. Türkiye afet riskini azaltma eylem planı yok. Bakanlık istediği yerde, istediği şekilde imar tadilatları yapabiliyor. Bir A belediyesinin yaptığı imar planını bakanlık Ankara'dan ben burayı kendime göre değiştiriyorum diyebiliyor. Yerel idareyi yok varsayarak. Dolayısıyla daha çok işimiz var. Yani Ocak 2020'de 6.8 büyüklükteki Elazığ depremi, yani Sivrice Doğan Yol depremi 35 kilometre uzakta Elazığ merkezinde ne yaptığını gördünüz. Gördünüz, hafızalarınızdadır. Evet. Ve Malatya'nın köylerinde ve Elazığ'ın köylerinde ve ilçelerinde ve il merkezlerinde 43 bin hane barınaksız kaldı. Boşalt, çünkü orta hasar, ağır hasar ve yıkık 43 bin hane. Ve herkes çadır peşine ve konteyner peşine düştü. Kışın orta başında. Bakın 6.8 büyüklüğündeydi deprem. Doğan yoldaydı deprem. 35 kilometrede ötede Elazığ
il merkezinde neler olduğu gördünüz. Yani bu buradayız. Bu 1999 depreminden alınan derslere rağmen, 2011'de Van Erciş'te alınan derslere rağmen durum aynı. Yani bu deprem yani 70 kilometre uzaktaydı İzmir'e. Demek ki daha kötü olabilirdi. Biraz daha yakın. Teşekkür ederiz hocam katıldığınız için. Değerli bilgileriniz için. Yayınımızı burada noktalayalım isterseniz. Ekleyeceğiniz bir şey varsa ekleyebilirsiniz. Yok. Afet yönetimiyle ilgili kuralları ödülsüz yani çağdaş afet yönetimi kurallarını ve politikalarını özümsemek ve uygulamak zorundayız. Bunu yapmazsak bugüne kadar bazı olumsuz örnekler devam ederse, ilişkiler devam ederse biz yalnız müdahaleyle oyalanırız. Hep arama kurtarmayla bu işleri çözmeye çalışırız. Yara sarmayla bu yol değil. Tekrar çok teşekkür ediyoruz hocam. İyi akşamlar diliyoruz herkese. İzleyenlere teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar. Herkese selam.